Darul Erkam. Erkam bin Erkam büyük bir sahabedir. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Cebrail aleyhisselam diyor. Onun suretinde gelirmiş ona. Vahiy verirmiş. Peygamber aleyhisselama. Erkam'a çok benzerdi diyor. Cebrail aleyhisselam bana vahiy getirdiğinde. İlk Müslümanların İslam'ı yaydığı yer Darul Erkam. Darul Erkam. Ve kendisi sahabe-i kiramın güzide sahabelerinden. Bakın Abdullah İbni Mes'ud'a demin kardeşim okudu ya. Neyi okudu? Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemehul beyan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu sure-i celileyi öğrendi. Abdullah İbni Mes'ud. Çok zayıfmış. Hatta bir ağaca çıktığı zaman sahabe-i kerem demiş ki bacakları ağacın dalları gibiymiş. Ama imanı dağ gibiymiş. Dağ gibi. Sahabelerden çekinenler oldu. Bu sureyi gidip okuyup bir meydanda o müşriklerin yüzüne ben dedi gidip onu okuyacağım dedi. O müşriklere dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. Ve o müşrikler diyor onu diyor bayıltana kadar dövdüler. Yani bunlar İslamiyet'i böyle anlatmışlardır. Yani bizim gibi böyle rahat oturup da İslamiyet'i anlatmamışlar. Bayılana kadar bir rivayette Ebu Bekir Sıddık Allah'ın ayetlerini okuyana sizler böyle mi saldırıyorsunuz diye hiçbir size hiçbir zarar olmayan bir insandır yani. Ve onu baygın halde götürüyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. Vallahi diyor onun imanı Uhud dağından ağırdır diyor. Abdullah İbni Mesud'un diyor imanı Uhud dağından ağırdır diyor. Şuur lazım bize. Müslüman da şuur olmadığı zaman işte cemaat şuuru çok önemlidir. Cemaat bizim hatalarımızı, cemaat bizim uyuşukluğumuzu, cemaat bizim pasifliğimizi hepsini ortadan kaldıran bir yapı ve bir sistem gibidir. Eğer biz bir cemaata dedim ya gitmediğimiz zaman kendi nefsimizle baş başa kalıyoruz. Hem o sevaplardan mahrum oluyoruz, hem bilmediklerimizden, hani bilmediklerimizden veyahut da hani sahabe-i kiram neden birbirlerine vel asr nestaûzu billah vel asr innel insâne lefî husur. Yani bunu bildikleri halde niye birbirlerine söylüyordu arkadaşlar? Bu nedir? Uyandırmaktır. Hani rahmetli Malcolm X diyor ya, bütün uyanları uyandırmak için bir kişi yeterlidir diyor. Bir uyanık yani binlerce iyi kişiyi ne yapıyor? İşte cemiyet de böyledir. Cemaat da böyledir. Buraya geldik bir şeyler öğrendik. 10 kişiyiz değil mi? Her birimiz 10 kişiye ulaştırdık. Ne oldu? 100 kişi oldu değil mi arkadaşlar? O 100 kişi de 10 kişiye ne oldu? 1000 kişi değil mi? 10 bin, 100 binler kişiyi uyandırır. O yüzden cemaat çok önemlidir. Ve Allahu Teala ayette diyor bize. Al-İmran suresinde diyor. Müslümanların cemaatleşmesi farzdır bir kere. Bir beldede cemaat yoksa bütün Müslümanlar günahkardır. Bir beldede cemaatle namaz kılınmıyorsa o beldenin hepsi günahkardır. Yani o beldede muhakkak bir cemaatlaşma, bir cemaat namazı, bir cuma namazı kılınacak. Bu nedir yine?
cemaatleşmek. Nasıl Peygamber aleyhissalatu vesselam bir lakabı nedir? وَمَا أَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Peygamber aleyhisselam tek başına gönderilmemiş ki. Müslüman da öyledir. O bütün alemlere peygamber olarak gönderildi. Müslüman, sen de bütün uyuyanları uyandırmak için gönderilmişsin. Sen sorumlusun. Sen mükellefsin. Sen bildiklerin ile amel etmek mecburiyetindesin. Biliyorsun çünkü. O şuur var. Hani dedim ya Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya biri fakirlikten dem yanıyor. Ben fakirim, işte evim yok, param, mülküm yok, şu yok. Hazreti Ali ona diyor ki Allah sana şeyi anlatıyor önce. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Allahu Teala yeryüzüne Hazreti İsa gibi fakir birini yeryüzüne göndermeyecek ve yaratmayacak. Nasıl diyor? Hazreti İsa'nın diyor evi yoktu. Eşi yoktu. Çoluk çocuğu yoktu. Malı, mülkü yoktu. Hiçbir şeyi yoktu. Üzerine giydiği elbise karnındaki yemek. Yaşamı boyunca 33 yıl bir rivayette yaşamış. Yeryüzünde hiçbir şey yok. En fakir insan odur. Peygamber aleyhisselam tabi bunu Hazreti Ali'ye söylüyor. Hazreti Ali'ye söylüyor. Diyor ki sen ona çok benziyorsun. Hazreti Ali'ye diyor ki sen diyor ona çok benziyorsun diyor. Sahabelerin içinde en fakir Hazreti Ali'ymiş. Hatta bir ara Hazreti Fatıma ile bir tartışması oluyor fakirlikten. Gidiyor camide yatıyor ya. İsmi ne diyor? Ne oluyor lakabı? Ebu Turab. Allah Resulü ona diyor ki Ebu Turab bu. Tak diyor. Ve Hazreti Ali'ye gelen Peygamber aleyhisselam bunu duydu. En fakir insan o. Ve Allahu Teala diyor bir insana hiçbir şey vermezse diyor. Hiçbir şey vermezse o fakirlikten dem yanına Allah diyor insana imanı nasip ettikten sonra ve iman üzeri ölürse Allahu Teala'nın en zengin kulu budur. Bundan zengini yoktur diyor. Ona söylüyor. Niye? Çünkü diyor İslam imandan daha zengin hiçbir şey yoktur. Ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem diyor ya Ali diyor. Sabah namazının diyor. Özellikle sabah namazına gafil olanlar için söylüyorum bunu. Hala namaza gafilsek sabah namazında uykumuz geliyorsa demek ki bizde çok büyük eksiklikler var. Peygamber aleyhisselam diyor ya, ya Ali diyor sabah namazının iki rekatı dünya ve içindekilerinden diyor. Hayırlıdır diyor. Bakın dünya ve içindekilerinden hayırlıdır. Ya bizim uykumuzdan hayırlı değil mi? Neden Bilal-i Habeş bir gün bu hadis inkarcılarına söyledim tabi. Dedim Kur'an-ı Kerim'de selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kur'an-ı Kerim'de es-salatu hayrun minen nev yok. Sahih olan hadiste de yok. Es-salatu hayrun minen nev'ı Peygamber aleyhisselam söylememiş. Bunu kim söylemiş? Bilal-i Habeş bunu ezana eklemiş. Peygamber aleyhisselam da tasdik etmiş. Doğrudur diyor. Saddak da. Ve o öyle Bilal-i Habeş'in adeti üzere bu tarafa gelmiş. Nedir? Es-salatu hayrun minen nev. Demek ki
Namaz neyden hayırlı? Uykudan daha hayırlı. Uykudan diye dünyadaki Peygamber aleyhisselam diyor. İki rekat namaz Allah için kılınan namaz dünya ve içindekilerinden hepsinden hayırlıdır. Aynen. Şimdi bizi ne alıp koyuyor yani? Neyi alıp koyuyor? Dünya makamı mı? Dünyanın mülkü mü? Evimiz mi? Arabalarımız mı? Neylerimiz bizi alıp koyuyor ki bu namazdan? Hala sabah namazından gafil, hala cemaat namazından gafil Müslümanlar var. Hani Yunus Emre diyor ya, ilim ilim kendini bilmektir. Sen seni bilmezsen kim seni bilecek? İlla edep şeyi var ya, yani her şey ilim demek değildir. Eğer ilmi bilmezsen o ilim, hani İmam-ı Gazali'yi haramiler önünü kesmiş. İmam-ı Gazali, Allah rahmet etsin. İmam-ı Gazali kitap yazmış. Hatıra yüklemiş. Artık 50 tane, 100 tane. Haramiler o kitapları almış. İmam-ı Gazali üzülüyor. Haramilerin lideri diyor ki, ya imam niye üzülüyorsun diyor. Ya diyor, ben çok göz, çok sabahladım bu kitapları yazana kadar diyor. Tabi harami diyor, sen diyor bunları ezberlememişsin. Yok diyor. E diyor, sen boşuna yazmışsın bunları. O harami İmam-ı Gazali'ye ders veriyor. Bakın harami, hırkız. Arapça harami diyor ya, Türkçe hırkız. İmam-ı Gazali ondan ders alıyor. Ve yazdığı bütün kitapları ondan sonra ezberliyor. Ondan sonra ezberliyor. Eğer biz de ezberlediklerimizi yapmazsak, o ezberlediklerimiz yok mu? O kitaba yüklenen eşek misali olur. Eğer bildiğimizi yapmıyorsa. E bu nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Eğer bir insan bildiğiyle amel etmezse, bildiğiyle amel etmezse, Allah muhafaza, kör olarak diyor, onu haşrederek, mahşere dahi kör gelir diyor. Kör gelir, halbuki der ki ne? Ben dünyada gören biriydim. Burada niye körüm? İşte sen bildiğinle amel etmedin diye. Biz bildiklerimizi yapmadığımızdan dolayı. Eğer biz bunları biliyorsak ve bunları da gördüğümüz insanlara anlatmıyorsak, gördüğümüz insanlara da İslam'ı çağırmıyorsak, vay ha. Vay halimize, vay halimize. Bakın Abdullah İbni Mesud'den örnek verdim değil mi? Gücü kuvveti olmayan, her Kur'an okuduğunda, Rahman suresini her okuduğunda bayılana kadar dayak yemiştir. İçimizde bile dayak yiyen yok arkadaşlar. İslam'ı anlatıp da dayak yiyen içimizde yok. Ben daha görmedim. Ama bizi tehdit edenler oldu tabii de. Bize karşı çıkanlar oldu. İşte bize taziyelerde özellikle, ya burada Kur'an okunmaz, böyle cahil insanlar gördük. Taziye yeri vaaz yeri mi? Taziye yeri Kur'an yeri mi? Böylelerini gördük. Ama daha böyle patırtı kütürtülü bir şey yapmadık daha. Allah'ın takdiri derler ya. Daha başımıza bir şeyler gelmemiş. Ömer Nasuhi Bilmen'in bir hatırası geldi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen'e dediler ki ne? Tanrı uludur denildi bu ülkede 18 yıl. Siz o zamanlarda ne yaptınız diyor. Ömer Nasuhi Bilmen diyor ki ne? Ben diyor Arapça bir hutbe verdim diyor. Meğerse diyor
Allahu alem. 16 tane mi 36 tane ajan varmış camide. Hutbeyi bitirdikten sonra iki kişi diyor koluma girdi. Beni götürdüler cezaevine. Bütün kıllarımı diyor kerpetenle çektiler diyor. Kerpetenle. Rahmetli Timur Taş Hoca da öyle bütün tırnaklarını diyor kerpetenle çekmişler. Sen Allah diyorsun. Sen Allah'tan bahsediyorsun. Yani bunlar bu zorluklar da bunları yapmışlardır. E şimdi inanın biz çok rahatlıkta bu işleri yapmamaya çalışıyoruz. Çok rahatımız yerinde de biz cemaatlaşmıyoruz. Cemaatin önemini bilmiyoruz. Ve İmam-ı Azam diyor ya Allah rahmet eylesin kişi yaptığı şeyin mükafatını da bilecek ki öyle yapacak. Şimdi biz onu da biliyoruz yani. Gelip gidene kadar sevap kazanacağımızı, gelip gidene kadar rahmetin bize ineceği, Allah-u Teala'nın meleklerinin bize sevap yazdığını, boş bir iş yapmadığımızı ve bize 27 kat niyetimize göre 100 kat, 1000 kat, 11 kat, 700 bin kat sevap yazılacağını biliyoruz. Biz bu şuuru kendi akıl ve hür irademizi harekete geçireceğiz. Hani Üstad Bediüzzaman'ı o gün okudum. Mareşal Tito var. Mareşal Tito. Yoldaşlar diyor. Ölüm anı ölecek. Çağırıyor. Yoldaşlar diyor ben yanıyorum. Bu mesele diyor herhalde burada bitmeyecek. O bir tarafta da yanacağız diyor. Diyor o bir tarafta da yanacağız. Biliyor yani. İşte ben de diyorum kardeşlerim. Biz burada sevap alıyorsak o bir tarafta da mükafat alacağız. O mükafat için çalışalım. Bakın onlar ateş için çalışmışlar. Ateş cehenneme odun olacak. Allah muhafaza. Cehenneme odun olacak adam. Çalışıyor yani ya. İnanın bizden iyi çalışıyorlar. Cehenneme odun olacak. Çalışıyor ama biz Müslüman yatıyoruz. Yat baba yat. Yani bu uykudan uyanmamız lazım. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ya bir Müslüman bir toplulukta helak olmamasının sebeplerinden biri de gördüğü münkeri uyarması diyor. Bu da benim ümmetime. Bakın diyor Lut aleyhisselamın bir rivayette 17, bir rivayette 80 kişinin yüzünden bir kavim helak edildi. Ve melekler onları helak etmeye geldiğinde bir rivayette diyor 80 bin kişi teheccüd namazındaymış. 80 bin kişi teheccüd namazında. O 80 bin kişi oruç da tutuyormuş. Helak olmalarının sebebi nedir? Emri bil ma'ruf. Nehyi anil münkeri yapmadılar. Hani Lawrence diyor ya Müslümanlara üç kelime var. Şu an aklımda kalan. Bunları aşılayacaksın. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam da bize aşıyı Kur'an'la vurmuş. Emri bil ma'ruf. İyiliği emredeceksin. Kötülüğü gördüğün zaman engel olacaksın. Elinle, dilinle hiçbir şeye gücün yetmiyorsa diyor kalbinle buğz edeceksin. Nedir bu Lawrence'ın Müslümanlara söylediği? Bana dokunmayan yılan
bin yıl diyor ya Timurtaş Hoca diyor. Bir gün yaşatmam diyor onu. Timurtaş Hoca diyor onu bir gün yaşatmam diyor. Diyor bin yıl yaşasın. Bunu bize alıştırdılar değil mi? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Çok kötü bir şey. Rahmetli Timurtaş diyor. Vallahi diyor onu bir gün yaşatmam diyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Kimseye karışmam. Bunlar İslamiyet'te olmayan kelimeler. Bize neleri empoze ettiler, neleri? Kur'an'dan, dinden, İslam'dan, peygamberden, din-i mubinden uzaklaştırmak için bize neler yaptı? Bakın şimdi cemiyetleşmek, toplanmak belki yeni dünya düzeninin birçok insan diyor şu an yeni dünya düzeni İslamiyet'in diyor önüne geçmek için ve Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinin önüne geçmek için bu tür olaylar yapıyorlar. Bakın 2-3 yıldır Müslümanlar toplanıyor, sohbetler yok, cemiyetler yok. Belki bu da bir yeni dünya düzeninin hareketi, İslami hareketlerin, İslami cemaatlerinin önüne geçebilmek için belki bu da bir harekettir. Ama onların planlarının üstünde bir plan ve onların akıllarının üstünde mutlak kadir olan Allah vardır. Onlar istedikleri kadar akıllı olsun. Allah nurunu muhakkak tamamlayacaktır. Ya bugün ya yarın. He biz de hani o karınca misali Hazreti İbrahim'e diyor ya, su taşıyor ya, diyor tarafım belli olsun. Biz de tarafımızı belli edeceğiz. Biz Allah'ın dinini yaşayacağız, yaşatmaya çalışacağız ve anlatmaya çalışacağız. Dilimizin döndüğünce, amelimizin yapabildiğimizce. Nasıl ki Eyyub el-Ensari, Allah rahmet etsin, 90 küsur yaşta geliyor ya İstanbul surlarına, ata bağlıyorlar bir rivayette. Ben diyor Allah'ın dinini nereye kadar anlatabilirsem, nereye kadar götürebilirsin? Nereye kadar götürebilirsin? Bakın ecdat, şimdi bizde diyorlar ya 40 yaş 40 iş bitmişi öğrettiler bir de bize. Adam diyor yaşın 40 işin bitmiş diyor. Ya Müslüman 90 yaşında Eyyub el-Ensari Allah'ın dinini anlatmış, işi bitmemiş. 90 yaşında Napolyon'u yenen yine benim ecdadım. 90-91 yaşında. Şu an ismi aklıma gelmiyor ama. Napolyon'u yenen tek insan. 91 yaşında ya. 91 yaşında. Müslüman ilim beşikten mezara kadar. Hani İmam Şafii'nin bir sözü var ya, geçen de söyledim. İmam Şafii diyor, ben diyor ilim öğrendikçe ne kadar cahil olduğumu öğrendim. İlim öğrendikçe. Ve ben ilim öğrendikçe ne kadar Allah-u Teala'nın ilminin, Allah-u Teala'nın rahmetinin geniş olduğunu ve neleri kaybettiğimi de öğrendim. Ve bir gün diyor okumazsam kendimi diyor cahil zannederim. Böyle büyük bir alim diyor İmam Şafii. Şimdi okuyan var mı arkadaşlar? Kim kaç kitap okudu sorsam? Bir kitap okuyan var mı içinizde arkadaşlar bir haftada? Bir kitap yazan alimler varmış ha günde. Bir kitap İmam-ı Gazali'nin aklımda kaldığıyla ömrüne kitap yazmıştır. Bir de mum ışığında o insanlar, mum ışığında o ilimleri öğrenmişler. Mevlana Celaleddin Rumi diyor, ben diyor ders almak için Konya'dan Bağdat'a giderdim diyor. At sırtında yürüyerek.
İnanın şimdi biz hani derler ya, Anadolu'dan Levent'e, Levent'ten de daha Korkut'a gidemiyorum derler ya. Biri dese yürü bu kadar yürümeyiz hani ya hocam çok uzak ben derse gelem. Mevlana Celaleddin Rumi bir hatırasında öyle anlatıyor. Diyor ben Konya'dan Bağdat'a yürüyerek veya bazen at sırtında giderdim ilim öğrenmek için. Şeyh Abdullah var. Allah rahmet etsin. Büyük bir evliyalardan. Diyor ben diyor şu anki Etiyopya'da yaşamış. Ben diyor 1000 kilometre yürüdüğüm oldu diyor. Hadis öğrenmek için diyor. 1000 kilometre. İnanın biz 10 kilometre bile yürüyemeyiz herhalde. İman, iman. Bediüzzaman diyor ya, iman insanı insan eder, belki de sultan eder. Hakiki imanı elde eden, kainata bile diyor meydan okur. Hakiki imanı elde eder. İşte o imanı biz elde edeceğiz. Tek başımıza değil tabi. Cemaatla. Cem olmakla. Cem bize ait tabi. Ha video kaydı yapıyor ya. Cem. Cem olmak, cemaatlaşmak. Ehl-i sünnet ve cemaattan çıkmıştır bu yine. Başka yerlerden çıkmamıştır. Ehl-i sünnet ve cemaat. Allah-u Teala birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Allah-u Teala bizleri ilmiyle amel eden kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala bizleri hakkı hak bilip hakkın yolunda giden kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala bizleri batılı batıl gösteren ve batıldan da uzaklaşan kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala bize rahmet etsin. Allah-u Teala zorlukları bize kolaylaştırsın. Allah-u Teala bilmediklerimizi bize öğretsin. Allah-u Teala bizlere azim, güç, kuvvet versin. Allah-u Teala bizlere ilmimizi, faydalı olan ilim versin. Allah-u Teala bizlerden kabul olunan ameller işlesin. Diyor ya ilmen, nafiyan, rızkan, tayyiben amelen tekabbelen. Peygamber aleyhisselamın duyası. Faydalı olan, helal rızık, kabul olunan ameller Allah-u Teala bizlere versin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selametun alel murselin. Ve selametun alel salihin. Ve selametun alel hadirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem.